Güncel siyaset, kültür, işçi, kadın, çevre, göçmen ve LGBT artı haberleri ve Marksist teori için Marksist.org'u takip edin. Merhaba, ben Talia. İstanbul'da yaşıyorum. Öncelikle sosyalist tartışmaya hoş geldiniz. Bugün ikinci gün ilk oturumunu gerçekleştiriyoruz. Dün Suriye, Yunanistan ve Türkiye'den konuşmacılarla küresel barış forumu yapıldı. Şu anki oturumumuzun ismi antisemitizm sadece bir ideoloji. Fakat oturuma tam olarak geçmeden küçük bir duyuru yapmak isterim. Eğer salgın döneminde yapılan tartışmaları, videoları takip etmek isterseniz Marksist.org adlı YouTube adresine bakabilirsiniz. Hatta abone olabilirsiniz. Şimdi antisemitizm sadece bir ideoloji adlı toplantının ilk konuşmacısı olan bilim yazarı ve disip üyesi Tuna Emren'e sözü bırakacağız. Ben önce konuya dünya genelindeki tabloya dikkat çekerek başlamak istiyorum. Küresel ölçekte baktığımızda, bilhassa da bu son birkaç yıla baktığımızda aşırı sağın yükseldiğini görüyoruz ve o yükseldikçe faşist hareketler de yükseliyor. Antisemitizm de, yani Sami haklarına, Yahudilere yöneltilen düşmanlığın da yükseldiğini görebiliyoruz. Trump bunun en önemli ayağıydı. Amerikan aşırı sağını canlandırmakla kalmadı. Küresel bir dalga başlattı çünkü. Sadece otoriter liderlerin zirve noktasına ulaştığı bir döneme şahitlik ettik maalesef. Trump'ın bu aşırı sağı güçlendiren adımlarına Trumpizm adı verildi. Bir ismi bile var. Seçimi kaybetti artık, evet, başkan değil ama ABD'de yükselttiği bu Trumpizmin etkisi uzun bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. Azınlıklara, siyahlara karşı ırkçı bir tutum izleyen, yabancı düşmanlığı güden bir başkandı Trump. Akla ilk gelenlerden bazılarını hatırlamak maksadıyla şöyle bir sıralarsak yaptıklarının. Örneğin 5400 göçmen çocuğu sınırı geçemesinler diye ailelerinden koparmıştı. Kamuya açıklanmayan bir yerde bu çocukları alıkoydu ve aileler bu çocuklarını uzunca bir süre bulamadılar. Bu resmen artık yasaların devlet eliyle çiğnenmesi ve çocuk istismarı. Tabii Suriyeli mültecilerin ülkeye girişini yasakladı, terörist ilan etti onları. Ama sadece Suriyelilere yönelik değil, diğer yoksul ülkelerden göç edenler için de benzer bir tutum izliyordu. Örneğin Afrikalılar için ağza alınmayacak laflar etti. Bu arada Trump taraftarları da gaza gelip BLM hareketini, yani siyahların hayatı önemlidir hareketinin yürüttüğü ırkçılık karşıtı eylemlere katılanların üzerine otomobillerini sürdüler, ateş açtılar kalabalığın üzerine. Tüm bunların yanı sıra beyazların üstünlüğünü savunan aşırı sağcı, dehşet verici bir örgüt olan QAnon ile işbirliği içindeydi Trump. Bunlar ülkemizi seven insanlar, dedi QAnon'dan bahsederken. Pedofillere karşı bir hareket yürütüyorlar, hiçbir suçları yok diye bahsediyordu bu örgütten. Tabi bu destek karşılıklıydı. QAnon grubu da Başkan Trump'ı destekliyordu. Hatta şöyle destekliyordu. Trump şeytana ve onun, yani şeytanın ABD'deki takipçilerine karşı gizli ve zorunlu bir mücadele veriyor. Buna inanıyorlar. QAnon için yani yılanın başı desek zannediyorum işte yanlış olmaz. Şunu savunuyor QAnon adlı bu komplo teorileri üreten örgüt. Hillary Clinton, Bill Gates gibi isimler ve hatta bunların yanına çok şaşırtıcı olan böyle Tom Hanks gibi isimleri de ekliyorlar. Bu böyle seçkin figürlerden oluşan, küresel ölçekli çalışan bir grup var. Bunlar şeytanı tapıyorlar. Şeytanı tapıp ne yapıyorlar? İnsan kaçakçılığı yapıyorlar. Çocuk kanı içiyorlar. Sözüm ona, QAnon da bunlarla savaşıyor. Dolayısıyla Trump da bunlarla savaşıyor. Zaten bütün ABD başkanlarının gizli görevi bu, bunlarla savaşmak. Uzun süredir aşırı sağ ideolojisine hizmet eden içerikler üretiyordu bunlar. Bunları yayan bir örgüt, yani aşırı sağ ile el ele giden bir örgüt. Tüm bunları başlatan da bir takım gizli bilgilere erişimi olduğunu iddia eden Q rumuzlu bir internet kullanıcısı. Bu kişi önce bir 4chan diye bir grup var. Bu 4chan grubunda şifreli olduğu varsayılan bir takım mesajlar paylaşıyor ve bunların yayılması için çalışıyor. Macera arayan da binlerce kişi var tabii. Onlar da bu oltaya takılıyorlar. Mesajları, bu Q'nun mesajlarını deşifre etme çabasına girişiyorlar.
Ama nedense bu Q mesajlarına hep bir Trump yanlısı sloganlar ekleniyor. Bir noktadan sonra sayıları büyüyor bu mesajları deşifre etmek isteyenlerin. Bir bağ kuruluyor bu kullanıcılar arasında. Bir noktadan sonra bu saçmalıkları işte Twitter, Facebook, Reddit, YouTube buralarda bu platformlarda taşıyorlar. Ve ondan bir sonraki adımda devreye soktukları Etchan adlı bu çevrimiçi forumlar QAnon'ın işte türediği yer. 4chan aslında libertaryen siyasi akımı destekleyen bir topluluk. Ama bunun yanı sıra cinsiyetçi içerikler de üretip yayıyorlar. Sonradan devreye giren bu Etchan daha beter. Onda artık kadın düşmanlığının yanına ırkçı antisemit içerikler de ekleniyor. Çok korkunç yani yaptıkları öyle böyle şeyler değil. El Paso'daki bu Latin halkını hedef alan toplu katliamlarda, Yeni Zelanda'daki Christchurch cami cinayetlerinde bizzat şüphelilerin kendileri tarafından yapılan paylaşımları var bu platformda. Dolayısıyla ne olduğu açıkça ortada aslında. Dünya genelinde milyonlarca takipçisi var. Bilhassa da bu salgın başlayınca evlere kapanmış olmaları nedeniyle daha aktif hale geldi bu kullanıcılar. Sayıları da artıyor, çığ gibi büyüyorlar. Birine hedef alıyorlar. Bu genelde gazeteci, yazar, siyasetçi, oyuncu gibi ünlü bir figür oluyor, etkili bir figür oluyor. Sosyal medyada ona topluca saldırıyorlar. Çoğunlukla bu kişinin ya pedofil olduğu iddia ediliyor ya da pedofilleri koruduğu söyleniyor. QAnon destekçisi hesaplardan bu kişiye tehditler, ağza alınmayacak laflar savruluyor. Açıktan suç işliyorlar bu arada. Zaten birçok takipçisi de bu nedenle tutuklandı geçtiğimiz aylarda. Aşırı sağcılar arasında korkunç derecede etkililer. İki örnek vereceğim bu durumu daha net görebilmemiz için. ABD'de yüz binlerce kişinin görüşlerini etkiliyorlar. Öyle ki QAnon önderlerinden Marjorie Taylor Greene, Georgia eyaletinde Cumhuriyetçiler kanadından kazanıp ABD Kongresi'ne girmeyi başardı. Green'in kendi yayınladığı bir video vardı oysa ki bu videoda İslam ve Yahudi karşıtı söylemlerde bulunuyordu. Bu arada Q sembolünü Trump yanlısı tüm toplantılarda düzenli olarak görmek mümkündü zaten. Yani bu artık biz açıktan işbirliği yürütüyoruz mesajıydı. Ama ABD ile sınırlı kalmadı. Almanya'da Berlin'de gerçekleştirilen bu pandemi önlemlerine karşı yürüyüşler, protesto eylemleri yaptılar. Oradaki eylemlerin üzerine Almanya'da özellikle bu aşırı sağcı partiler, ırkçılık, Yahudi düşmanlığı gibi konularda çalışmalar yapan Antonio Vakfı uzmanlarından bir tanesi şöyle bir sonuca vardı incelediğinde bu hareketi. Diyor ki QAnon'un hareketini savunduğu birçok teori aslında yeni değil. Birçoğu zaten var olan komplo teorileriydi, söylemlerdi. Bunları bir araya bir yapbozun parçaları gibi yeni bir şekil vermek için getirmişler. Ancak yine aynı şeyi görüyoruz. Yani önceden yaptıkları şeyden farklı bir şey değil. Yine bunun temelinde dünyayı kötü satanist, pedofili bir seçkin figürlerden oluşan bir grubun yönettiği iddiası var. Satanistler yönetiyor dünyayı onlara göre. Şimdi bir taraftan böyle bir şey var, evet ortaya çıkan bu, ama daha da önemli bir şey var aslında dikkat çekilmesi gereken. Buradaki sorun yalnızca her yere yaymaya çalıştıkları bu tuhaf teorileri, saçma sapan söylemleri değil. Aşırı sağdan destek alıyorlar, onları destekliyorlar, el ele veren bir hareket örgütlüyorlar. Bunu görmek gerekiyor. Yani aşırı sağ ile bütünleşip onu canlandırma, güçlendirme vazifesi görüyor bu tür hareketler, örgütler. Örneğin bir 5G, 5G komplosu yaymışlardı. Hepimiz duyduk zaten. Bunun böyle insanları aptal antenler bizi aptallaştırıyormuş. Bununla da kalmayıp elektromanyetik alanlarında yaşıyorsak eğer hasta oluyoruz. Yani biyolojik hasarı da uğratabiliyor antenler bize. Şimdi bu komplonun üzerine virüsün yayılmasında da antenlerin payı olduğu iddiası eklendi.
Bu arada Q'nun destekçileri maske karşıtı protestolar düzenliyorlar. Salgınla ve aşı ile ilgili gülünç komplo teorileri de yayıyorlar beraberinde. Bunları üretip yaymaya devam ediyorlar. O nedenle bu kadar kalabalık oluyor protestoları zaten. Şimdi iddiaları şu, virüsün yayılması, yani bizim şu an içinde küresel ölçekli bu krizi, pandemi krizini yaşıyor olmamızın sebebi, bunun içinde olmamızın sebebi Bill Gates'in herkese mikroçip takma planı. Bu planın bir parçasıymış bu. Yani önce virüsü yaymışlar ki herkes aşıya muhtaç olsun. Şimdi aşı görünümünde mikroçipler bize enjekte edecekler. Ama daha da komiği, DNA'mızı bozacak materyaller de var bunun içinde. İddiaya göre. Yani amacı ne, hani niye DNA'mızı bozuyor? Çünkü bizi kimeraya çevirmek istiyorlarmış. Yani diğer bir deyişle bizi insan değil, insan domuz, insan kuş. Yani bilmiyoruz artık o iddianın geri kalanını şekillendirememişler henüz. Melez bir türe çevireceklermiş. Tabii ki bilimsel olarak gülünç. Mümkün değil böyle bir şey. Ama buna inanan binlerce insan var. Radikal sağın, faşistlerin, ırkçıların işine geliyor. Tabii bu da elbette. Şundan dolayı işine geliyor. Köklerini henüz nerede salacağını bilememiş birçok radikal sağ grup var. Nerede konumlanacaklarına karar verememişler, nasıl büyüyeceklerini. Şimdi bu komplolar temelinde onlara gel kökünü burada sal mesajı veriyor ve bunu yapıyorlar. İklim değişimini inkar ediyorlar örneğin. Salgını inkar ediyorlar. Göçmenler etmiyorlarsa da göçmenlerle salgın arasında bir bağ kuruyorlar. Göçmenleri suçluyorlar. Aşı karşıtlığı yaratıyorlar. Ve hepsi temelinde beyazların üstünlüğünü savunuyorlar. Bu salgın önlemlerine karşı sokaklara döküldüler, maskelerini yaktılar vesaire bir sürü saçmalıklarına şahit olduk. Bu protestolarda Londra'da 10 bin kişi katıldı. Az buz değil. Britanya için diye bir grup var. Bu faşist bir grup. Bu tür faşist gruplarda hemen bu harekete eklemlendi orada işte. Biraz önce söylediğim şey, yani kendi kök salacaklar. Nerede salsınlar bilemiyorlar. Dolayısıyla kalabalık bir grup gördüğü zaman ona hemen eklemleniyor. QAnon'un ürettiği safsatalar bu 10 bin kişilik gösteride sahneden tanıtıldı. Daha da korkunç, 40 bin kişilik gösteriler düzenlediler. Aralarında neofaşistler vardı katılanların arasında. Görece daha saygın olan Radikal Sağ Parti AFD de vardı bu gösterilerde. Gösterinin sloganı bile QAnon'dan alınmıştı. Birimiz nereye? Hepimiz oraya. İspanya'da araç konvoyu yaptılar. Viyana'da LGBTİ bayrağını parçaladılar. Sırf bunu parçaladıklarını göstermek için yaptılar zaten o gösteriyi. Bunlar açıktan neonazi grupları destekleyen hareketler. Londra'daki gösteriye katılan bir grup daha vardı bu arada. Britanya için bu grubun adı. Bu neonazi örgütün tweetini paylaşmıştı Trump hatırlarsanız. Sonra da bunun ABD'deki versiyonu olan aşırı sağ milisleri, yani Proud Boys denilen o silahlı milisleri beklemede kalın mesajı vererek arkamda onlar varı bize gösterdi, bütün dünyaya gösterdi. Neticede Trump'ın da birkaç söyleminde açıktan dile getirdiği şekliyle bu örgütün komploları dönüyor dolaşıyor. Yahudi karşıtlığına bağlanıyor zaten bu QAnon örgütün. Bunu da şöyle yapıyorlar büyük isimlerle, finans dünyasına hakim isimlerle, George Soros ve Rothschild ailesi gibi figürler. Bunlar üzerinden gerçekleştiriyorlar bağlantıyı. İddialarına göre bu şeytani amaçları finanse edenler bizzat bu figürler aslında. İşte Soros mesela, Rothschild ailesi. Bunlar karanlık bir entrikanın içinde konumlanmışlar. Tam detaylarını bilmiyoruz. Geçmişte ne yaptıklarını da hani böyle çok bulanık bir tablo sunuyorlar bize. Bir şekilde bu isimleri bu komplo teorisine bağlayıp tıpkı geçmişteki bu Nazi örgütlerinin birbirine tutunup güçlenmesine hizmet eden türden bir antisemitizmi teşvik ediyorlar tekrar. Almanya'da, ABD'de dikkat çekici, endişe verici ölçüde büyüdüler. İngiltere'de bile, ki şundan dolayı bile diyorum, komplocu protestoların yerleşik aşırı sağ ile organik bir bağı yok İngiltere'de. Burada bile inanılmaz bir patlama yaşanıyor.
Şimdi bir yandan bu aşırı sağ ideolojiler yayılıyor ve antisemitizmin daha da yükselmesine yol açarken garip ve belki de paradoksal bir şekilde Avrupa ve Amerika'da ilginç bir gelişme daha var. Bu da İsrail Devleti'ni eleştirmenin antisemitizm anlamına geldiği. Bilhassa ABD, Almanya, yine İngiltere'de gündemi meşgul ediyor. Diyorlar ki Siyonizm karşıtıysanız Yahudi düşmanısınızdır. Yani İsrail'in Filistin konusundaki baskıcı politikalarına karşıysan otomatikman antisemit sayılıyorsun. Böyle bir yargıyı yerleştirmeye çalışıyorlar. Ciddi bir çaba var bunun için. Bu tutum geçenlerde İşçi Partisi'nin bir önceki lideri Corbyn'in neredeyse partiden atılmasına sebep oluyordu. İsrail Filistin meselesini tartışmaya kapatıyor bu çabaları. Öyle ki yani bir noktada çünkü solun tartışması gereken meselelerden biridir bu. Antisemitizm sorununu İsrail'in politikalarını eleştiren solun üstüne yüklemeye başladılar son zamanlarda. İşte Corbyn'in başına gelen buydu. Oysa Corbyn Filistin halkları için de eş zamanlı olarak ırkçılık için de mücadele veriyordu. Ve veriyor, devam ediyor bunu ama geri adım attırdılar tabii ki. Dolayısıyla hani bir baskı var ve bu baskının sonucunda Siyonizm konuşulamaz hale geldi. Bunun üzerinden solculara antisemit damgası vurmaya çalışıyorlar. Hatta son birkaç yılda resmi bir tutum haline geldi bu artık. İhran'ın yani Uluslararası Holokost Anma İttifakı'nın yayınladığı bir antisemitizm tanımı oldu. Tanımın kendisinde bir sorun yok. Ama 11 maddelik örnekler de içeriyor. Pekiştirici amaçla eklenmiş tanımı. Bazı maddelerde büyük bir sorun var. Tanım şöyle yapılmış. Ben İngilizce metinden özet çeviriyle aktarıyorum size. Birebir çeviri değil. Antisemitizm Yahudilere yönelik nefret olarak ifade edilebilecek bir algıdır. Retorik olabilir, fiziksel tezahürleri bulunabilir ama temelde kişilere, mülklere, cemaat kurumlarına, ibadet yerlerine yönelik olabilir. Bu çok genel bir tanım zaten. Dolayısıyla pekiştirmek için bir takım ayrıntılara ihtiyaç duymuşlar ve bu 11 maddeyi eklemişler. Şimdi maddelerden birinde şöyle bir şey yazıyor, bir cümle var. İsrail'i ırkçı tutum sergilediği için eleştirirseniz bu sizi direkt antisemit yapar. Çünkü diyor, Yahudi halkının kendi kaderini tayin hakkının reddidir bu. İşte burada sorun var. İhran'ın bu tanımı ve pekiştirici maddeleri tüm Avrupa'da kabul gördü. İngiltere'de üniversitelerden sendikalara kongre kararlarıyla benimsendi. Almanya'da çok daha uzun zamandır benimseniyor. Sonuçta Filistinlileri destekliyorsanız Yahudi halkının kendi kaderini tayin hakkını reddetmiş sayılıyorsunuz. Ve Filistin sorunu ile ilgili konuşamıyorsunuz. Bunu sizin elinizden alıyorlar. İyi ama İsrail'in politikaları. Dolayısıyla Avrupa'da antisyonizm, antisemitizm değildir tartışmasını da yürütmek çok önemli. Antisemitizme karşı mücadele ne kadar önemliyse, Siyonizm, antisemitizm farkını anlamak da, İsrail'in yanlış politikalarını dile getirebilmek de, bu ayrımı net bir şekilde yapabilmek de o kadar önemli. Geçenlerde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bir tweet attı. Antisiyonizm, antisemitizmdir diyordu tweette. ABD bu boykot, tecrit ve yaptırımlar hareketine karşı buna karşı koymaya kararlıdır diyordu Pompeo. Özetle diyor ki İsrail'e Filistin üzerindeki baskısı konusunda baskı uygulayamazsanız, yaparsanız bu tabii baskıdan da kastı ticari baskı, yaparsanız biz bunu yapanları belirleyip bunlarla mücadele veririz. Ve bunun için kullanmayı planladığı bir Twitter hesabı var. Onu tanıttı aynı tweette. Antisemitizm izleme ve mücadele elçisi. Kendisini böyle ilan etti. Bu arada Corbyn, İsrail eleştirisini susturmak isteyen sağcılara taviz vermek zorunda kaldı. Adım atan yeni bir açıklama yayınladı ve İşçi Partisi'ne yeniden kabul edildi bunun sonucunda. Aslında tabii ki uzaklaştırılması hataydı ama bu süreçte geri adım atması daha da büyük bir hataydı. Ona bu suçlamayı yöneltenlerin elini daha da güçlendirmiş oldu çünkü. Sadece şuydu
Oysa Corbyn'in söylediği neyin antisemitizm olup neyin olmadığı konusunda bir ayrım yapalım. Ve haklıydı tabii ki, Filistinlilere destek vermenin antisemitizmi teşvik ettiği söylenilerek susturulmuştu çünkü. Sonunda bu konuda bir daha konuşmayacağına dair bir söz vermek zorunda kaldı Corbyn. Aslında sığın kasıtlı olarak yürüttüğü sol siyaseti gözden düşürme çabaları olduğunu görebiliriz bunun. Corbyn de biraz bunu dile getirmişti aslında. Özetle bu antisemitizm tanımında yer alan, bu biraz önce okuduğum, paylaştığım sorunlu madde diye paylaştığım yer, politik nedenlerle kullanılıyor. Yani yapılması gereken bunu tartışmaya devam etmek, solu susturmaya yönelik bu siyasi girişime yanıt vermekken sağla bir uzlaşma arayışına çıkıldı. İşte Corbyn'in başına gelenler buydu. Oysa ona yönelik bu antisemitizm suçlamaları sola yapılan bir saldırıydı özünde. Solun bunu böyle görüp hareket etmesi gerekiyordu. Yani İsrail'in baskıcı politikalarına karşı çıkmanın Yahudi düşmanlığı gibi gösterilmesi zaten çok saçmaydı. Ama tanımda böyle bir şey var. Bu tanım kabul gördüğü için de bu şekilde ilerledi olaylar. Dolayısıyla tüm bu çabalar, yani bu tanımın, bu 11 maddede içinde bu sorun yaratan kısmın neye hizmet ediyor? Bu İsrail'e, Filistin üzerine daha fazla baskı kurma, kurduğu baskıyı sürdürme hakkı tanıyor. Ve konuyu tartışmaya kapatıyor. Ama Filistinlerin yanında durma hakkını da savunmak gerek. Yani bu konuda taviz verildikçe daha fazlasının talep edilmesi de olası. Fakat işin gerçeği, az önce de belirttiğim gibi, neo-Nazi örgütleri destekleyenler aslında bizzat aşırı sağcılar, yani Yahudi düşmanlığı yapıyorlar. Bu tür söylemlerde de onlar bulunuyor. Bunu örgütlü bir şekilde devam ettiriyorlar. İşte QAnon'a destek veriyorlar. Bunu görüyoruz. Antisemitizmi teşvik edenlerin esasen onlar olduğunu görüyoruz netice itibariyle. Bu çok açık. Fakat bu bir şekilde solun üzerine yüklenmeye çalışılıyor, Corbyn örneğindeki gibi. Diğer taraftan bu aşırı sağın, bu düşmanlığın, ötekileştirici tutumun karşısında Amerika'da Trump'ın karşısında durabilen tek bir işte güç vardı. Sokaktaki siyahların hayatı önemlidir hareketiyle ırkçılık karşıtı olağanüstü bir mücadele imza attılar. Yani bu kurumsal bir ırkçılık var. Başlıca temsilcileri Trump ve Cumhuriyetçiler olan ABD'de buna karşı mücadele yürütüyor bu hareket. Hala yürütüyor, sonlanmadı. Çünkü artık şunu açıkça biliyoruz, görüyoruz. Görenlerin, anlayanların sayısı gitgide artıyor. Tüm ezme ve ezilme ilişkileri aslında kapitalizmin devamını sağlamaya hizmet ediyor. Irkçılık da öyle, cinsiyetçilik, LGBTİ nefreti, antisemitizmin teşvik edilmesi gibi böyle ayrıştıran, ötekileştiren fikirler, tutumlar, bu çabaların hepsi aşırı sağın otoriter, ezen, baskıcı politikalarına hizmet ediyor. Sola yaramıyor bunlar. Sıradan insanlara da hizmet etmiyor. Hiçbir faydası yok sıradan insanlara. Neoliberallere yarıyor, sağ ideolojilere hizmet ediyor. Bakıyoruz, iklim inkarcıları da orada, salgın inkarcıları da orada. İşte pandemide insan yaşamını değil, ekonominin çarklarını önceleyenler de onlar. Nefreti, ırkçılığı, faşizmi körükleyenler de onlar. QAnon gibi örgütlerin saçma sapan komplo teorilerini destekleyenler de onlar. Neticede biz antikapitalistlerin ve işçi sınıfının tüm taleplerinin temelinde, radikal sağda yükselen bu hareketin temelinde yatan şeye karşı bir mücadele verme gerektiği gerçeği var. Nereden nasıl kâr edebileceklerini, sermayeyi başka daha nasıl biriktirebileceklerini düşünen, sadece buna odaklanan, başka hiçbir şeyi umursamayan bir şeyden bahsediyoruz. Bu şeyin adı kapitalizm. Salgın başladığından bu yana en dramatik örneklerine şahit olduk bunun zaten. Trump'ın gidişi tüm bunlar açısından değerlendirildiğinde bir kazanımdı sol adına. Diğer otoriter liderlerin ve onların beraberinde bu aşırı sağın aldığı da bir darbeydi sonuç olarak.
Şimdi bu süreci biraz doğru okuyabilmek gerek. Bu liderlerden kurtulmak iyi bir şey. Tek tek gidecekler. Bu zaten amaç bu. Bunlardan kurtulmanın yolu, ama şunu da gördük. Kifayetsiz seçim ittifakları değil, ya da işlemez hale getirilmiş demokrasiler de değil. Sokaktaki hareket. ABD'de bize bunu, siyahların hayatı önemlidir hareketi gösterdi. Öyle bir hareket ki canlandırdığı örgütlü ve güçlü sol muhalefet olmasaydı, Biden bu seçime bu desteği alarak girmeseydi, solun geçici bir desteği vardı Biden'ın arkasında. Çok silik bir kampanyası vardı Biden'ın. Yani ortaya hiçbir şey koyamayan, hiçbir talebi karşılayamayan bir kampanya. Yani muhtemelen kaybedecekti Trump karşısında ve Trump bir 4 yıl daha orada hüküm sürecekti. Ama öyle olmadı. Sokaktaki hareket çok güçlüydü. Aşırı sağ faşistlere geçit yok dediler. Dedikçe büyüdüler. Ve sonuç olarak görüyoruz ki aşırı sağın en önemli liderini yerinden etmeyi başardı bu hareket. İşte bu başlangıç. Büyük bir zafer değil, başlangıç. Aşırı sağ yükseliyorsa mücadele de yükseliyor. Çığ gibi büyüyor. Lübnan'da gördük, Mali'de gördük, Tayland'da gördük, Bolivya'da gördük, Belarus'ta gördük. Direnişin geri adım atmadığında, devam ettiğinde yoluna nasıl güç kazandığını açıkça gördük. Türkiye'de kadın hareketinin muazzam gücünü gördük. Siyasi iktidara geri adım attırdı bu hareket. Bunlar umutlarımızı tazeledi. Sermaye yanlısı aşırı sağcılar ile yürüttüğümüz bu mücadeleyi büyütmemiz gerektiğini gösterdi bize. Daha fazla mücadele etmemiz gerektiğini gösterdi. Dolayısıyla bizim neye ihtiyacımız olduğunu da gösterdi. Biz gördük ki bizim tüm ezilenleri buluşturan antikapitalist bir sınıf siyasetine ihtiyacımız var. Bununla mücadele etmek istiyorsak. Bu mücadeleyi kazanmak istiyorsak. Yani ırkçılığı, cinsiyetçiliği, göçmen ve LGBT düşmanlığını, antisemitizmi, iklim krizini, pandemiyi sonlandırmak, aşırı yoksulluktan kurtulmak istiyorsak, yaşamı zerre kadar önemsemeyen, sermayeden başka hiçbir şey düşünmeyen ve hepimizi bu uğurda feda etmeyi göze almış olan bu aşırı sağa karşı aşağıdan kitlesel bir odak inşa etmemiz gerekiyor bizim. İşçilerin, yoksulların, ezilenlerin haklarını savunmamız gerekiyor. Yaşamı savunmak için birliğe ihtiyacımız olduğunu görmemiz gerekiyor. Adalet, özgürlük, eşitlik arayan farklı dinamiklerin artık bir araya gelmesi gerekiyor. Ve bunu bir araya getirecek bir hareket inşa etmek için de el ele vermeliyiz. Çünkü egemenlerin sermayesi, kolluk güçleri, yalanları yayan komplocu örgütleri varsa tüm ezilenlerin de birleşme potansiyelleri, dayanışma ve mücadele güçleri var. Tuna Emre'ne konuşması için çok teşekkür ederiz. Bu arada Enternasyonel Sosyalizm dergisinin 7. sayısı yayınlandı ve Sosyalist İşçinin de 16. dijital sayısı yayınlandı. Bu yayınlara ulaşmak ya da günlük haber, analiz, çeviri gibi yayınlara ulaşmak isterseniz marxist.org'a bakabilirsiniz. Ayrıca Tuna Emre'nin konuşması hakkında bir sorunuz varsa ya da genel olarak bir katkıda bulunmak isterseniz yorumlar bölümünü kullanabilirsiniz. Şimdi antisemitizm sadece bir ideoloji oturumunda ikinci konuşmacımızı dinleyeceğiz. Ronnie Marcles, şair, yazar ve disip üyesi. Sözü kendisine bırakıyoruz. Şimdiden teşekkürler. Merhaba arkadaşlar. Tuna'yla yaptığımız iş bölümü uyarınca benim Türkiye'de antisemitizmden söz etmem gerekiyor. Burada bir noktaya parmak basmak gerek. Dünyada antisemitizmden bahsederken, bunun tehlikelerinden, yükseliyor olmasından, buna karşı mücadele etmek gereğinden söz ederken, muhakkak antisiyonizmin de savunulması gerektiği, İsrail'i antisiyonist olmanın İsrail devletinin politikalarını eleştirmenin antisemitizm olmadığını da beraber anlatmak gerekir. Türkiye'de böyle bir durum yok arkadaşlar. Türkiye'de bu tartışmayı yapmanın bir anlamı yok. Çünkü Türkiye'de zaten herkes antisiyonist. Türkiye'de İsrail devletini savunan, İsrail'i eleştirmenin
Yahudi düşmanlığı olduğunu iddia eden filan kimse yok. 3-5 tane Yahudi vardır belki bir taraflarda ama böyle bir tartışma yok. Dolayısıyla Türkiye'deki temel sorun Yahudi düşmanlığı, antisemitizm. Ben bundan söz edeceğim. Şöyle başlamak istiyorum. Hatırlarsınız, Ağustos geçtiğimiz Ağustos ayı başlarında Beyrut'ta limanda devasa bir bomba patladı. Muazzam etkisi olan bir patlamaydı. Hem yıkıcı etkisi hem de toplumsal etkisi. Bunun hemen arkasından Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Lübnan'a gitti, Beyrut'u ziyaret etti ve bir konuşmasında orada şöyle söyledi. Lübnan'da ve dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlarımızın, soydaşlarımızın, Türklerin ve Türkmenlerin de sonuna kadar yanındayız. Ben Türk'üm, Türkmenim deyip de vatandaşlığı olmayan, vatandaşlık almak isteyen kardeşlerimize de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı vereceğiz. Bu Cumhurbaşkanımızın bizlere talimatı. Şimdi arkadaşlar, Lübnan'da yaşayan bir şekilde Türk olan, Türkmen olan insanlara vatandaşlık vereceği sözünü veriyor. Bu insanlar bir şekilde belli ki Türkiye devletinin gözünde Türk. Benim olmadığım bir anlamda onlar Türk. Ne anlamda? Zaten kendisi söylemiş. Onlar soydaş. Türkler de soydaş. Ben değilim. Ben ne anlamda Türk'üm? Türkiye Anayasası'na göre pek çoğunuz biliyordur. Şöyle tanımlanıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes vatandaşlık itibariyle Türk denir. Herkese Türk denir. Yani ben anayasal anlamda, kanuni bir anlamda Türk'üm. Vatandaşlık itibariyle Türk'üm. Ama bir anlamda da tabii ki hem Dışişleri Bakanı'nın hem bu devletin bütün mercilerinin bildiği gibi Türk değilim. Çünkü soydaş değilim. Bu böyle Türkiye'de artık günümüzde açıkça söylenen bir şey değil. Bu topraklarda yaşayan herkese Türk denir. Türk etnik, ırksal bir kavram değildir filan derler resmi ağızlar. Ama işte bu Beyrut'taki durumda olduğu gibi bazen farkında olmadan ağızlarından kaçırıyorlar. Bir soydaşlık kavramı da var. Şimdi arkadaşlar bu kavram yani Türk'ün bir soya, bir ırka, bir etnisiteye işaret ettiğini Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunda kabul görür, bu anlayış kabul görür ve devletin resmi ideolojisi bu temel üzerine yükselir. Zaten 1924 Anayasası'nda aynı tanım vardır. Vatandaşlık bağıyla bağlı olanlar Türk ıtlak edilir. Yani Türk denir. Fakat hepsi biliyorlar. Hepsi kurucu kadroları bilirler. Türk denir kanuni olarak anayasaya göre ama Türk değillerdir. Hatta zaman zaman ağızlarından kaçırırlar. Benim çok sevdiğim bir ifade, kanun Türk'ü lafını kullanırlar. Şimdi bir iki örnek vereceğim size. Şunun farkındadır çünkü bu kadrolar. Memlekette Türkler var ama bir başkaları da var. Türk olmayan birileri var. Örneğin 1934'te İçişleri Bakanı Şükrü Kaya şöyle der. Bir memleketin en büyük vazifesi sınırları içinde oturanların hepsini kendi camiasına ilhak etmektir, katmaktır. Niçin hala Kürt Mehmet, Çerkez Hasan
Laz Ali diyelim. Bir defa bu hakim unsurun kendi zaafını gösteren bir şey. Yani biliyor, Kürtler var, Çerkezler var, Lazlar var ama bunları ilhak etmemiz, yani asimile etmemiz gerekir. Recep Peker, CHP'nin yine 1930'larda parti genel sekreteri ve rejimin üçüncü önemli ismi, 1931'de aynı konuda şunları söyler. Bugünkü Türk milleti siyasi ve içtimai camiası içinde kendilerine Kürtlük, Çerkeslik ve hatta Lazlık ve Pomaklık gibi fikirler telkin edilmiş olan vatandaşlarımızı kendimizden sayarız. Bu yanlış telakkileri samimiyetle düzeltmek vazifemizdir. Yani Kürtlerin, Çerkeslerin, hatta Lazlarla Pomakların yanlışlıkla kandırılmış olarak kendilerini Kürt, Çerkes filan diye görmeleri bir hatadır. Bunu biz düzeltip aslında Türk olduklarını anlatacağız. Peki, bir böyle azınlıklar var. Türk değil ama Müslüman. Bir de tabii ne Türk ne Müslüman olan azınlıklar var. Onlar hakkında ne deniliyor? Onlar hakkında şöyle. Yine Recep Peker diyor ki, bugün içimizde bulunan Hristiyan ve Musevi vatandaşlar mukadderat ve talihlerini Türk milliyetine vicdani arzuları ile rapt ettikten sonra kendilerine yan gözle ve yabancı nazarıyla bakmak medeni Türk milletinin asil ahlakından beklenebilir mi? Şimdi dikkat edin, farklı bir yaklaşım var burada. Diğerleri Kürtler, Çerkezler, yani Müslüman olanlar yanılıyorlar. Aslında Kürt, Çerkez filan değiller. Onları ikna etmek gerekiyor. Hristiyanlar da Musevileri ise ikna etmek filan değil. Onlar kendi kaderlerini ve talihlerini Türk'ün kaderini ve talihini bağlayacaklar. O zaman kabul edeceğiz, yan gözle bakmayacağız. Biraz farklı. Yani bunlar hiçbir anlamda Türk değil anlayışı burada gizli. Bir iki örnek daha vereyim. Bunun nasıl Türk kavramının nasıl ırksal bir şekilde anlaşıldığıyla ilgili 1930 yıllarında. Bu da Türk'ün Kitabı adlı, dönemin önemli bir kitabı, Kazım Nami Duru tarafından yazılmış. Kemalizmin önde gelen ideologlarından biri, eski İttihatçı. Diyor ki, atalarımız Asya'nın ortalarındaki yayladan çıkmışlar. Ama kaç yıl evvel biliyor musunuz? Kimi diyor 5000, kimi diyor 6000 yıl evvel. Görülüyor ki Türk türedi bir millet değildir. Nereden gelmiş, nereye gidiyor bellidir. Milletimizin kanı temizdir. Şunun bunun kanıyla karışmamıştır. Yani kan temelli, soy, ırk temelli bir anlayış. Yine Kazım Nami Duru diyor ki, özü de sözü gibi Türk olanlar bu vatanın asıl evlatlarıdır. Yani özü Türk olacak. Şimdi arkadaşlar, bu anlayış devletin kurucu ideolojisinde zaten var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti zaten bir etnik grubun, Türk'ün devleti olarak kuruluyor. Farkındalar. Burada Türk olmayanlar da var, Müslüman olmayanlar da var. Bunların, Müslüman olanlarını asimile edeceğiz. Diğerleri bizim gibi davranmak zorundalar. Ama biz onların kanun Türk'ü olduğunu, gerçekte Türk olmadığını hep bileceğiz. Ve nitekim günümüze kadar bu devlet
bu insanları tanır, bilir, kayıtlarında vardır. Kim Yahudi, kim Müslüman, kim dönme, bütün bunları bilir. Buna göre davranır. Bir kısmını zamanı geldiğinde dışlamaya çalışır, bir kısmını zamanı geldiğinde atıp kurtulmaya çalışır filan. Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihi hemen hemen bunun tarihidir. Şimdi şu ana kadar söylediklerim bir arka plan. Genel bir Türk olmayanların hepsi için geçerli olan bir arka plan. Irkçılığın ama bu memleketteki bence resmi ve kurumsal temeli bu. Fakat bu çerçeve içinde antisemitizmin biraz ayrı ve farklı bir yeri de var. Şöyle düşünün, Rumlar ve Ermeniler Türklerin düşmanı. Bunu sokaktaki her vatandaş bilir. Yahudiler buna dahil. Yahudiler de bu milletin düşmanıdırlar. Fakat bir özellikleri daha vardır. Dünyanın başına beladırlar. Sadece Türklerin başına değil. Yani Masonluk bunlardan çıkar, Bolşevizm bunlardan çıkar, kapitalizm bunlardan çıkar, paranın egemenliği bunlardan çıkar filan. Bunlar bir dünya belası, bir insan grubudur. Yine antisemitizmin özel konumu veya birazcık farklı konumu şuradan anlaşılıyor. 1942'de sadece gayrimüslim azınlıklardan varlık vergisi alındığında tamam bu bir anlamıyla tamamen devletin kurumsal ırkçılığının yansıması. Fakat dönemin karikatür dergilerine yazılan çizilenlere, gazetelere falan bakıldığı zaman özellikle karikatür dergileri çok öğretici. Çünkü onlar da dergiler hep devletin bu politikasının doğru olduğunu, gayrimüslimlerden vergi almanın akıllı ve makul bir şey olduğunu anlatırlar. Anlatırken çizdikleri tefeci, halkın kanını emen, dolayısıyla devletin haklı olarak vergilendirdiği insan tiplemesi hep Yahudidir. Yani siyah kıvırcık saçlı, kocaman burunlu, siyah bir kıyafet giymiş, çirkin, aşağı yukarı bana benzeyen bir tiplemedir. Yani varlık vergisi bile tabii ki sadece Yahudilerden alınmamıştır. Rumlar ve Ermenilerden alınmıştır ve Yahudilerden. Ama tipleme hep Yahudi tiplemesidir. Bu arkadaşlar işin resmi devletten kaynaklanan yanının halk arasına yayılışının bir göstergesi. Halk arasında yaygın olduğunu nereden biliyoruz? Bir anekdot anlatayım size. Çok gülmüştüm. 2010 yılı filan o dönemde bir grup bir grup arkadaş Millet Meclisi'ne gittik. HDP ile görüşmek üzere HDP milletvekilleriyle görüşeceğiz. Ve birisini bağımsız milletvekili HDP çerçevesinde olsun diye önereceğiz. Her neyse toplantımızı yaptık, çıkıyoruz. Çıkışta yanımıza bir meclis güvenlik görevlisi verdiler. Adam hukuk derslerine girmiş Ankara Üniversitesi'nde. Bizim grubun arasında şimdi HDP milletvekili olan Mithat Sancar da var. Bu güvenlik görevlisi Mithat'ın öğrencisi olmuş. Onlar önde gidiyorlar, sohbet ediyorlar. Ben onların hemen arkasındayım. Diğerlerimiz de arkadan geliyor. Sohbete kulak misafiri oldu. Adam son derece liberal, hoşgörülü, aydın bir adamdı güvenlik görevlisi olmasına rağmen. Ve nereden geldiyse konu oraya, o bölümünü duyamadım. Mithat'a şöyle anlatıyordu. Ya diyordu, Kürtler şöyle böyle mi yaşamak istiyor? Yaşasınlar. Bize ne? Haklarıdır. Ne bileyim ben,
Ermeniler şöyle bir şeyler mi yapmak istiyorlar? Yapsınlar. Bizi niye rahatsız edecek ki? Hatta yahu hatta dedi. Ateistler nasıl istiyorlarsa, neyini istiyorlarsa inansınlar. İstemiyorlarsa inanmasınlar. Kim karışır? Biz niye karışacağız? Ben tabii burada çok etkilendim. Yani ateistlere bile Türkiye kadar dindar bir toplumda bütün hakları verilsin, kimse karışmasın diyor adam. En kötüsü tabii ateist. Zannediyordum, yanılmışım. Adam durdu. Dedi ki, hatta dedi, hatta Yahudilere bile bulaşmayalım. Hoşgörüyle yaklaşalım. Ne yaparlarsa yapsın. Yani ateistin de daha kötüsü varmış, Yahudi. Bu son derece iyi niyetli, hoşgörülü bir adamın söyleminden. Bunu zaman zaman bu adamın yansıttığını şöyle de görebiliyoruz. Kamuoyu yoklamaları falan yapılıyor ya. Kimlerin komşunuz olmasını isterdiniz, kimlerin istemezdiniz diye. 2009 yılında yapılan böyle bir anketin sonuçları şöyle, biraz farklı meclis güvenlik görevlisinin görüşlerinden. %26 başka renk veya ırktan birisini istemem demiş. %52 Hristiyan istemem demiş. %64 Yahudi istemem komşu olarak demiş. %66 Yahudilerden 2 puan fazla ateist istemem demiş. Bunlar Türkiye'de çok sık çıkan sonuçlar. Anekdot düzeyinde sabaha kadar konuşabilirim arkadaşlar. Sabaha kadar Türkiye'de nüfusun içinde Yahudilerin dünyayı kontrol ettiği, Yahudilerin birbirlerini kolladığı, Yahudilerin aslında tabii Türkiye ile burada doğup büyümüş de olsalar alakası olmadığı, aslında İsrailli oldukları, herhalde büyük çoğunluğunun Mossad ajanı olduğu gibi inançların bu %64'ten bile çok daha fazla olduğunu bilemiyoruz tabii ama ben şahsen eminim. Askerde karşılaştığım, yaşadığım olay değil, bir olay gelmedi başıma ama anekdotal düzeyde çoğu çok komik olan saatlerce anlatabilirim. Ama gerek yok. Sanırım benim kadar çoğunuz da bunu biliyoruz. Bunun arka planı devletin resmi ideolojisi. Buna Türkiye özelinde, Orta Doğu özelinde herhalde kısmen İslami inançların ama daha da önemlisi İsrail'in Orta Doğu'da yaptığı habislikler sonucunda Müslümanların Yahudiler bunu bize yapıyor diye algılaması yapıyordu. Yani biliyoruz halkın büyük çoğunluğu İsrail'le Yahudi'yi, Siyonist'le Yahudiliği, Siyonizm ile Yahudiliği pek hayır da etmiyor. Dolayısıyla İsrail devleti Gazze'ye her saldırdığında Yahudiler bir şey yapmış oluyor ve bu Yahudilere İsrail'le alakası olmayan İstanbul'da bakkal olan yaşlı bir Yahudi de dahil oluyor. Ben de dahil oluyorum. Dünyanın dört bir yanındaki bütün Yahudiler de bunu bilerek örgütlü bir şekilde yapmış oluyor. Bütün bunlar o temeldeki kurumsal ve resmi ırkçılığın üstüne binen ek unsurlar oluyorlar. Peki, 20 dakika konuşmam gerekiyordu. Şu anda 20 dakika 33 saniye oldu. Son birkaç cümlemi söyleyeyim, bir iki cümlemi söyleyeyim. Türkiye'de bütün ırkçılıklar gibi antisemitizmin de korkutucu ölçüde yaygın olduğunu bilmiyorsanız bana güvenin arkadaşlar. Bu böyle. Ama bunu bilmek değil asıl dert. Bununla ilgili olarak ne yapmamız gerek? Buna teslim olacak değiliz herhalde.
her türlü ırkçılığa karşı hiç ödün vermeden direneceğimize, mücadele edeceğimize göre tabii ki antisemitizmde direneceğimiz, mücadele edeceğimiz ırkçılıklardan biri olmak zorunda. Bunu nasıl yaparız? Bunun kolay bir yol olduğunu düşünmüyorum ama temel olarak şuna dikkat etmemiz gerekir. Her zaman tetikte olmamız gerekir. Birisi ya Yahudiler yine bilmem ne yapmış dediğinde işte aman ya kötü niyetli söylemedi bırak demeyip bunu düzeltmek. Her zaman bu tür şeylere karşı tetikte olmak gerek. Ama belki de daha önemlisi her zaman devletin yaptırımlarına karşı, her türlü ırkçı yaptırımına karşı, antisemit yaptırımlarına karşı her zaman tetikte olmalıyız. Her zaman buna karşı çıkmaya, bunun yanlışlığını bütün çevremize anlatmaya çabalamalıyız. Teşekkür. Bu konuşma için çok teşekkür ederiz. Sorulara geçmeden önce hatırlatmak isterim ki sosyalist tartışmadan sonra da toplantılarımız devam edecek. 1, 3, 4 ve 6 Aralık'ta çeşitli konularda farklı konuşmacılarla oturumlar düzenlenecek. Eğer ilginiz çekiyorsa detaylara ulaşmak için yorumlar kısmına bakabilirsiniz. Yine eğer sorunuz ya da yorumunuz varsa oradan iletişime geçebiliriz. İlk sorumuz Tuna Emren'e eğer uygunsa. Soru şu şekilde. QAnon gibi örgütlenmeler niye bu kadar popüler? Bu merak edilmiş. Şimdi sizi dinliyoruz. Teşekkürler Talya. QAnon gibi örgütlenmeler niye bu kadar popüler? Aslında tam olarak bu soruya yanıt bulmak için yapılmış bazı anketler var Amerika'da. Bir tanesinin sonucuna göre her dört Amerikalıdan biri ana akım medyanın onlara birçok konuda yalan söylediğini düşünüyor. Buna kani olmuşlar. Örneğin COVID-19 hakkında bu çok üste çıkıyor. COVID-19 hakkındaki gerçekleri bize söylemiyorlar diyorlar. Ve bu kişiler aynı yani yine her dört Amerikalıdan biri pandeminin planlandığını aslında bunun biyolojik bir silah olduğunu düşünüyor. Fakat yine bu anketlerden çıkan sonuçlara dikkatlice baktığımızda şunu da görüyoruz. QAnon'ın bu şeytana tapan pedofiller dünyayı yönetiyor iddiası. Şey değil, bu kadar popüler değil. Yani pandemi nin popülaritesine sahip değil. O daha popüler bir komplo teorisi. Bu biraz daha bir niş komplo teorisi gibi kalmış. Sıradan insanlar arasında çok rağbet görmüyor. Ancak şimdi şöyle bir şey var. Kuyunun aşı konusunu köpürttükçe oradan kazandığı taraftarlarını yine şunu düşünmeye de teşvik ediyor. Aşı konusunda bu insanlar bu gerçekleri ortaya serdiklerine göre vardır o zaman bir bildikleri mutlaka. Yine tabii oraya bir soru işareti koyuyor. Koymuyor değil ama niye olmasın ki diyor. O zaman hani şeytanlar da dünyayı yönetiyor olabilir ya da şeytana tapanlar da dünyayı yönetiyor olabilir diye bakmaya başlıyor. Şimdi genel olarak şeye baktığımızda komplo teorilerinin neden bu kadar rağbet gördüğüne baktığımızda sosyopolitik bir türbülans dönemindeyiz. Ve özellikle bu dönemlerde yükselişe geçtiklerini görüyoruz. İnananların sayısı da, onlara ilgi duyanların sayısı da artıyor yine bu dönemlerde. Şimdi bu tarz dalgalanmalar, politik ve sosyal ve veya dalgalanmalar, komplo teorisyenlerini harekete geçiren faktörlerin başında aslında, şundan dolayı başında. Dünyada çok fazla belirsizlik var hayata dair, her şeye dair. İnsan zihni bir kere böyle bir kaosun içinde rahat etmek için kurgulanmamış zihnimizin yapısı. Kendini rahatlatması gerekiyor bundan ötürü böyle bir krizin içindeyken. Gerçeklerin reddine yöneliyor. İlk yaptığı şey bu. Şimdi bu psikolojik tarafı olayın masum sebebi. Zaten türbülans halindeki bir dünyada bir de karşına iklim krizi geliyor. Pandemi krizi içinde yaşıyorsun. Hayatın bir anda değişiyor. Böyle çoklu krizlerle karşılaşınca insan gerçekler dayanılmaz bir hale gelmeye başlıyor. Yani gerçeklerin reddi işte burada ortaya çıkıyor. Şimdi bu masumane ama bir de hiç masumane olmayan sebepleri var. Zaten bizim ele aldığımız onlardı.
önemli bir kısmından bahsettim zaten konuşmamda. Şu kısmını söylemedim ama hakikat sonrası adını verdiğimiz bir dönemde yaşıyoruz. Yani yalanlar çağı deniyor buna. Yalanlar gerçeklerden hızlı yayılıyor. Tabii her zaman vardı yalan. İlk defa karşılaştığımız bir şey değil ama eskiden yalan söyleyen bunu bir utançla yapardı yani. Ya ortaya çıkarsa endişesi olurdu. Çıktığı zaman da utancı duyulurdu bunun. Çünkü toplumda kabul gören bir şey değildi yalan söylemek. Şimdilerde de değil aslında. Yani bunun da tabii bir 40 yılı var ama vites yükselterek geldiği için bu son birkaç yılda iyice doğruğa çıktı. Aşırı görünürlük kazandığı yıllar da bu yıllar, son yıllar. Neoliberalizmin bize önümüze sunduğu, koyduğu önemli figürler tırnak içinde bazı insanlar var. Ve bunların yanı sıra bizzat aşırı sağın liderleri var. İşte biliyoruz hepimiz. Çok rahat bir şekilde yalan söylüyorlar ve yalanları yayıyorlar bu isimler. Bayağı grotesk bir durum aslında. Bunların yollarında, bu liderlerin özellikle yolunda yürüyen başta da o önemli figürler ve onların da ardında birileri var. Bunların hepsinin hizmet ettiği şey bu insanların kapitalist ekonomi. Yani bize yaşama, insana, toplumlara ne olduğunun bir önemi yok onlar için. Yani bunu dert etmiyorlar. Sermaye birikimi, ekonominin büyümesinin önünde bir engel kalması, tek dertleri bu. Hakikaten yüzleri kızarmadan yalana boyuyorlar bütün dünyayı. İşte hakikat sonrası bize bunu yaptı. Yalan söyleyenin yüzü kızarmıyor. Çünkü yalancı statüsünde değil artık. Ama yalanlar arttıkça gerçekler bulanıyor. Hakikatten uzaklaşmaya başlıyoruz bu sefer. Ne oluyor o zaman? Elinizdeki söylem, o yalanlarla yoğrulmuş söylem ya da teoriler etik değerlere ters düşmeye başlayacağı için alternatif etik arayışına çıkılıyor. İşte bu da aşırı sağın ideolojilerinin elinde bir oyuncak adeta. İşin içine bir de sosyal medya tiranları girince daha endişe verici oluyor durum. Çünkü sosyal medyada her şeyi yaymak bir kere çok kolay. Bu da yine masumane tarafı. Ama hiç masumane olmayan tarafı da var. O da şu, hakkımızda inanılmaz verilere sahipler bireyler hakkında. Facebook skandalından biliyoruz işte Cambridge Analytica adlı şirket aracılığıyla kullanıcıları hakkında olağanüstü veri topladılar. Bu da artık aslında şeye giriyor, büyük veri meselesine giriyor. Büyük veri de yine aşırı sağın elindeki oyuncaklardan birine dönüştü. Bu topladıkları kişisel bilgilerle de hiç öyle bizim beynilerimize hizmet edecek uygun tanıtım, ürün, reklam falan değil amaçları. Asıl amaçları bu değil en azından. Bu göstermelik amaç. Bazı ülkelerde iç savaşa giden bir süreç başlattı bu insanlar. ABD'de seçimlere müdahale ettiler. Resmen paranoya aracı olarak kullanılıyor bunlar. Hatta bununla ilgili çok güzel iki belgesel var izlemediyseniz. İkisi de tam olarak bu konuyu anlatır. Bir tanesi Great Hack. Diğeri de The Social Dilemma. İzlediğinizde ne kadar endişe verici bir durumun içinde bulunduğumuzu görebilirsiniz zaten. Tarihte ilk ne zaman ortaya çıkmış komplo teorileri diye bir baktım şöyle. O soruya da yanıt aradım. 15. yüzyılda yani ne zaman? Matbaayla birlikte, matbaanın icadıyla birlikte ortaya çıkıyor. Burada da şunu görüyoruz, anlıyoruz zaten. Bilgi küresel yayılıma geçince yalanlar da bilgiyle birlikte hızla yayılmış. Ya sonuç olarak komplo teorilerinin ve onları üreten bu QAnon gibi örgütlerin bilhassa da günümüzdeki örneklerinin masum olmadıkları ortada. Politik birer silah artık bu komplo teorileri ve bu silah bunların elinde, bu insanların elinde. Teorisyenlerin de, komplo teorisyenlerinin de memetik olduklarını görebiliriz. Yani bilginin evriminde aktif rol oynayan aktörler bunlar. Bir şey mutasyona uğratmak istiyorlarsa müdahale ediyorlar. Hepsi aslında bundan ibaret. O şey artık yeni bir forma bürünmüş oluyor. Kendi ürettikleri teorileri için de geçerli bu memetik durumu. Örneğin konuşmamda bahsetmiştim, bu 5G antenleriyle ilgili teorileri var. Önce bizi aptallaştırıyordu, sonra bize zarar vermeye başladı, biyolojik hasara da uğratmaya başladı. Şimdi de virüsü yayıyor aynı antenler. Şunu görüyoruz, zamanın ruhuna bir uydurma çabası var ellerindeki teoriyi hep. Dolayısıyla ilgi görüyoruz. Zamanın ruhu bunun üzerine kurulu.
Zaten bunun için üretilmiş, işe yarıyor sonuç itibariyle. İlgi sönüyorsa hemen tekrar yeniden uyarlanıyor, yeni bir memetik tekrar piyasaya sürülüyor. Biraz da Facebook gibi platformlar bunları öne çıkaran yerler. Yani artık bunu kötü amaçla yapıyorlar. Yine o belgeselde çok güzel anlatılır. Dolayısıyla ne yöne baksanız karşınıza bunlar çıkıyor. Böyle bir dünyanın içine hapsolmuş oluyorsunuz ki bu da Chomsky'nin rıza imalatı dediği şeye gidiyor. Bilgi artık bir propaganda aracı. Çok uzun zamandır öyle ama artık bu çok göstere göstere yapılan bir şey haline geldi. Bir yandan ana akım medya, onun yalanları, diğer yandan bu komplocular, bunların yanına sosyal medya tiranlarını ekleyelim. Ama sosyal medya tiranları tek başına çalışmıyor, büyük veri tiranları ile birlikte çalışıyor bunlar. Bunlar da algoritma tiranları ile birlikte çalışıyorlar, bunlar hepsi gerçekten tiran. Ve hepsi aşırı sağ ile el ele sermaye temelinde bir araya geliyor. Dolayısıyla karşımızda karar verici, fikir dönüştürücü, hatta değer yaratıcı rolü oynayan bir takım insanlar var ve kötü amaçlar için kullanıyorlar bu elindeki güç, ellerindeki gücü. Aslında doğal koşullarda bunlar hepimizin karşı çıkacağı şeyler, hiçbirimizin inanmayacağı şeyler ama öyle bir oyunla yapıyorlar ki bunu kabul edilebilir bir hale getirmiş oluyorlar. Bir tanesini de kabul eden artık diğerlerine de kabule, iknaya, hazır duruma getirilmiş oluyor. İşte bu nedenle de çağımızın başlıca belalarından biri komplo teorileri zaten. Diğer sorularımıza geçelim. Ronnie Marklis'e iki adet soru var. İsterseniz önce ilk soruyu sorayım. Antisemitizm ifadesi ilk ne zaman ve ne amaçla kullanılmıştır? Merak ediniz. Pardon, mikrofonu açmamışım. Kısa cevap, 19. yüzyılın ikinci yarısında çıkmıştır. Fakat daha öncesi şu: Semitizm, Sami ırklar kavramı bir Alman profesör tarafından 19. yüzyılın başlarında sanıyorum ilk kullanılıyor. Kullandığı zaman sadece bir dil, belli bir dili, Sami dilini konuşan insanları kastediyor. Bu insanlar Orta Doğu'da Sümerler zamanından beri var olan ve işin ilginç tarafı şu: Sümerler tabii ki Sümer dili konuşuyorlar. Medeniyetin doğduğu ve gelişmeye başladığı iki nehir arasındaki bölgedeler. Bu bölgenin dışında kalabalık bir tırnak içinde medeni olmayan, yerleşik olmayan, göçer bir insan grubu var. Samiler bunlar. Bunlar daha sonra Sümer'i yıkıp işgal ediyorlar. Akatları, Asurları, Babil'i oluşturuyorlar. Bunların kullandığı dil Sami dil. Ondan sonra bu Sami dilin çocukları, yani bu dilden gelişen diller aslen Fenikece, Arapça, İbranice filan. İlk Sami kelimesi bir dil için kullanılmış. 19. yüzyılın ikinci yarısında yine bir Alman düşünür, bir başka Fransız yazarı eleştirirken, Ernest Renan'ı eleştirirken, antisemitizm yapıyor diye eleştiriyor. Çünkü Renan Orta Doğu halklarının Sami derken sadece Yahudileri kastetmiyor, bütün Orta Doğu halklarını kastediyor. Bunlar geri medeni olmayan ilkel insanlar diyor. Alman düşünür de buna antisemitizm diyor. Yani Sami dili konuşan insanları küçük görme diye bir tanım getirmiş oluyor. Bu tanım
Daha hemen daha sonrasında özellikle Sami ırkların Yahudi olan kesimine düşmanlık etmek anlamını kazanıyor. 19. yüzyılın ikinci yarısı ayrıca tabii antisemitizmin özellikle Doğu Avrupa'da çok hızlı bir şekilde büyüdüğü, geliştiği dönem. Bu nedenle zaten ifadenin ortaya çıkmasıyla olgunun kendisinin ortaya çıkması aşağı yukarı aynı zamanda. İkinci soruyu alayım. Antisemitizm neden komplo derilerinin önemli bir parçası? Vallahi bunun cevabını netçe biliyorduk, işimiz çok daha kolay olurdu. Çok net bir cevap olduğunu zannetmiyorum ama iki unsur geliyor benim aklıma. Birincisi dini unsur. Yahudilik ilk tek tanrılı dil. Hristiyanlık sonra bunun içinden ortaya çıkıyor. İslam ise daha da sonra bunun bir, yani Yahudiliğin bir dizi unsurunu kendine dahil edip ortaya çıkıyor. Şöyle bir şey var tabii ki. İçinden çıktığın şeyden sen farklı olduğunu, daha iyi olduğunu, onun yanlış, kötü olduğunu ve zaten senin o yüzden onun içinden ayrılıp ayrı bir oluşum yarattığını ifade edebilmen gerek. Bunu anlatman ve insanları ikna edebilmen gerek. Bence bir unsur bu, yani dinler arası bir düşmanlık, çekememezlik filan. İkinci unsur belki daha önemlisi, bence daha önemli olan unsur şu: Yahudiler yine Doğu Avrupa'da 17, 18, 19. yüzyılda dini ayrılıkları nedeniyle çok ciddi bir ırkçılığa ve ayrımcılığa maruz kalıyorlar. Batı Avrupa'da böyle değil. Batı Avrupa ülkelerinde özellikle aydınlanma çağıyla birlikte Yahudiler normal vatandaşlık haklarını kazanıyorlar, eşit vatandaş oluyorlar. Öyle olunca da çok önemli ölçüde bir asimilasyon süreci yaşıyorlar. Bir sorun yaşamamaya başlıyorlar. Doğu Avrupa böyle değil. Özellikle Rus İmparatorluğu, ki belki bilmiyor olabilirsiniz, 19. yüzyılda dünyadaki Yahudi nüfusun %90 kadar büyük bir çoğunluğu Doğu Avrupa'da yaşıyor. Almanya ve Rusya'da özellikle. Polonya, Almanya, Rusya o bölgede yaşıyorlar. Bu bölgede dışlanıyor ve ayrımcılığa maruz kalıyor olmalarının şöyle bir sonucu var. Ekonomiden de dışlanıyorlar. Sermaye sahibi olmaları yasak, yatırım yapmaları yasak, çok zaman büyük şehirlerde yaşamaları yasak. Böyle olunca, ekonomiden dışlanınca mecburen ekonominin marjlarında, ekonomik yapının çatlaklarında işler yapmak zorunda kalıyorlar. Bu işlerden bir tanesi para. Yani yatırım yapamayacaksan, sanayiye dahil olamayacaksan, üretim yapamayacaksan parayla meşgul olursun. Para alıp para vermek, bundan para kazanmak filan. Bütün Yahudiler böyle yapıyordu diye düşünmeyin. Doğu Avrupa'daki Yahudilerin ezici çoğunluğu köylü, zanaatkar, küçük esnaf filan. Ama bir kesimi biraz daha
ticari anlamda başarılı olmuş olan kesimi para ticareti yapmaya başlıyor. Başka bir şey yapamıyor çünkü elindeki parayla. Çünkü yasak zaten, dışlanmış. Bunun sonucu da şu oluyor. Para ticareti yaptığın zaman ne yapıyorsun? Banka kuruyorsun, tefecilik yapıyorsun. Hem yoksul insanlara, köylülüğe borç veriyorsun. Hem de ama prenslere, krallara, egemenlere de borç para vermeye başlıyorsun. Ne oluyor bunun sonucunda? Polonyalı, Rus, Alman filan köylü Yahudi olarak karşısında kendisine borç para veren ve bu borcu tekrar geri alabilmek için baskı yapan bir adam görüyor. Krallar, prensler ise şunu görüyorlar. Önemli ölçüde bir Yahudi'ye borçlanmış prens, yönetici. Bu borcundan nasıl kurtulur? Yahudileri kesersin, Yahudilere karşı muazzam bir ırkçılık dalgası başlatırsın ve böylece borcundan kurtulmuş olursun. Yani Yahudilere karşı ırkçılık, Yahudileri mecburen başka bir şey yapmaları yasak olduğu için parayla ilgilenmeye itiyor. Parayla ilgileniyor oldukları için, tefeci ve borç veren tüccar oldukları için de Yahudilere karşı olan ırkçılık daha da yükseliyor. Böyle bir kısır döngü var. Komplo teorilerine gelirsek, bunları, Yahudileri ezmenin, borçtan kurtulmanın bir yolu, bunların kötü olduğunu, herkesin hayatını kontrol ettiklerini, herkesin hayatını berbat ettiklerini anlatmaktır. Böyle yaptığınız zaman halk bunlara, Yahudilerin köylerine girip yakıp yıktığı binlerce Yahudi'yi öldürdüğü zaman sen borcundan kurtuluyorsun. Köylü de olsan, prens veya kral da olsan. Bu nedenle zaten bugün maalesef Türkiye'de ve Orta Doğu'da, yani İslam coğrafyasında yaygın olan Yahudi karşıtı komplo teorilerinin çok büyük çoğunluğunun kökeni Doğu Avrupa'dadır. Burada gelişmiş, burada doğup büyümüş komplo teorileri, Orta Doğu'da büyümüş komplo teorileri değildir. Çoğu Doğu Avrupa'nın Hristiyan mitolojisi diyelim, komplo teorilerinden ödünç alınmış komplo teorileridir. Biraz uzun ettim, kusura bakmayın. Ama karmaşık bir konu. Genel olarak bu toplantı için çok teşekkür ederiz. Sosyalist tartışma bugün ve yarın da devam ediyor olacak. Yani pazar günü de devam ediyor. Bugün saat 4'te otoriter rejimler, faşizm ve demokrasi adlı oturum. Genel olarak tüm katılımcılara çok teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek üzere. Güncel siyaset, kültür, işçi, kadın, çevre, göçmen ve LGBT artı haberleri ve Marksist teori için marksist.org'u takip edin.